Ersoy dedi, az önce izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 yıllık hayalim dediği Kocaeli ve İzmir şehir hastaneleri açılış töreniyle mesaisine başladı. Ancak Beştepe'deki o önemli toplantıyla mesaisi devam etti ki halen o mesai devam ediyor. Yaklaşık 2,5 saattir toplantının devam ettiğini belirtelim. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. İlk halkası bugün gerçekleştiriliyor. Daha sonra periyodik hallerde bu toplantılar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin nabzını tutmaya devam edecek ki ilki bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yaşayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerinden bölgelerinin sorunlarını dinleyecek ve önerilerini alacak. Şu sıralarda Beştepe'deki o toplantı devam ediyor. Az önce siz de ifade ettiniz. Aynı zamanda dün muhtarlar toplantısında açıklamıştı terörle mücadelenin bundan sonraki yol haritasını, yeni güvenlik konseptini paylaşmıştı. Muhtemelen bugünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda o yeni güvenlik konseptini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağını ifade edebiliriz. Tabii önemli bir toplantı. Daha önceden aşiret temsilcilerinin terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında destek mesajları söz konusuydu. Bugünkü toplantıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin bir fotoğrafını çekmiş olacak. Aslında yakından takip ediyor gelişmeleri, bölgeden sürekli bilgileri alıyor. Ancak birebir görüşmeyi gerçekleştirecek, birebir önerileri dinlemiş olacak. Az önce de belirttiğimiz üzere, yayınımızın başında da ifade ettiğimiz üzere Beştepe önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. 2,5 saattir Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantı halinde. Beştepe'den notları şimdilik bu şekilde özetleyelim. Sözü tekrar size bırakalım.